Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş ayın 20'sine kadar İkizler burcunda olacak. Jüpiter İkizler burcuna geçişini yaptı biliyorsunuz 26 Mayıs itibariyle. Venüs'ün ve Merkür'ün de İkizler burcunda olduğunu görüyoruz ayın ilk yarısı içerisinde. Bu da sizin için özellikle 8. ev konularını çok hareketli hale getiriyor. Bu ay biraz daha böyle parasal kaynaklarınız, işte paylaşımlarınız, eşinizin, ortağınızın gelirleri, yatırımlarınız ve benzeri alanlarda daha fazla arayış içerisinde olabilirsiniz. Çünkü İkizler Burcu'nun genel temasında bilgi paylaşımı vardır. İşte konuşmalar, görüşmeler, randevular, toplantılar, yazışmalar. Bunları siz daha çok bu ay parayla ilgili alanlarda daha fazla yapabilirsiniz. Belki banka işleriniz olacak, kredi görüşmeleriniz olacak, işte borç alacak konularınız, ödemeleriniz olacak, yapılandırmalarınız olacak. Tüm bunları aslında ayın ilk günlerinden itibaren gündeminize daha fazla alabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars ayın 9'una kadar Koç burcunda olacak. Bu da günlük hayatınızdaki iş yoğunluğunuzun arttığını gösteriyor. Zaten bir süredir çok yoruluyorsunuz, birçok işle ilgileniyorsunuz. Evet, bu ayda ayın ilk günlerinden itibaren bu aktiviteler, iş konuları, günlük hayatınızda, hani evinizde de olabilir, birçok işle daha fazla uğraştığınızı, yorulduğunuzu bize işaret ediyor. 6 Haziran'da 16 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Her yeni ay kendi içinde bir yenilik, böyle bir başlangıç enerjisi getirir. 8. evinizdeki bir yeni ay, finans konularında yeni düzenlemeler, yeni yapılandırmalar anlamına gelebilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda, İkizler, Yay, Balık ya da Başak, bu burçlarda gezegenleriniz varsa yeni ayın tesirleri sizin için çok daha etkili, çok daha belirleyici olabilir. Örneğin bir kredi konunuz var. İşte bir bankayla görüşeceksiniz, bir başvuru yapacaksınız ve benzeri konular, hareketlilikler öne çıkabilir. Ya da bir borç ödeme, sigorta konunuz, bir vergi yapılandırması var ya da bir ticari aktivitede girişiminiz olabilir ki ortaklı paralar, hisseli paralar da burada önemli. Eşinizin gelirleriyle de ilgili olabilir. Eşinizin işe başlaması, ticari bir aktivite içerisinde olması mümkün. Eğer böyle bir evlilik konunuz ya da bir boşanma konunuz varsa, işte bir nafaka, bir tazminat mevzusu olabilir. Ya da belki aileyle bağlantı bir miras paylaşımı olabilir. Bir burs beklentiniz, bir prim tazminat ödemeniz ve benzeri gördüğünüz gibi yani parayla ilgili ama daha çok paylaşımlar, hisseli paralar ve benzeri alanlarda aktivitelerin öne çıktığı bir ayda olduğunuzu söyleyebilirim. 9 Haziran Güneş Satürn karesi var. Bu parasal konularda biraz baskı yaratabilir. Harcamalara dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Çıkabilir Satürn enerjisi. Yani ihmal ettiğiniz bir şeyle yüzleşme olabilir. Ya da hani bir konuda bir ödemede bir zorluk hissetmeniz, kendiniz biraz yetersiz ve kısıtlanmış hissetmeniz mümkün olabilir. Mars zaten Boğa burcuna geçecek. Ayın hemen 9'undan itibaren ilişki evinize gelecek. Yani ayın 9'undan itibaren ilişki dinamiklerinize biraz daha enerjiler artmaya başlıyor. Yani karşınızdaki kişi bu eşiniz olur, partneriniz olur, rakibiniz olabilir, ortağınız olabilir veya açık bir düşmanınız olabilir. Biraz dikkat edin. Çünkü Mars karşıda olacak 9'undan itibaren. Özellikle 11 Haziran, 12 Haziran Mars Plüto karesi sizi biraz zorlayabilir. Yani burada düşmanlıklar olabilir. Biraz böyle şiddet içerikli konular olabilir. Sizi strese sokabilecek baskılar olabilir. Dolayısıyla 11 Haziran, 12 Haziran gibi özellikle ilişki dinamiklerinizde şartları çok zorlamadan daha sakin, daha anlayışlı davranmakta fayda var. Biraz hani eşinizin yorulması, eşinizin hayatında sağlığında oluşabilecek bazı stresler de olabilir. Bu da bir ihtimal olarak tabii ki dikkat etmek gerekiyor. 17 Haziran'da Merkür ve Venüs ikisi birlikten Yengeç burcuna doğru geçecek. Ayın 20'sinde Güneş Yengeç burcuna geçecek. Evet, biraz rahatlıyoruz. Özellikle Yengeç burcuna bu geçişle beraber ayın başından itibaren işte iş konuları, para konuları ve benzeri alanlarda hissettiğiniz o stres ve yoğun trafik azalmaya başlayacak. Daha yumuşak, daha sizi rahatlatıcı, daha keyif verici alanlara doğru böyle bir yönelmeye başlayacaksınız. Artık biraz gezmeyi,
seyahat etmeyi, şöyle bir tatili falan düşünebilirsiniz. Yapabilirsiniz ayın son günlerinde, son haftasında. Organize edebilirsiniz bunları. Biraz hani kişisel gelişiminiz, eğitiminiz, bazı sınavlarınız olabilir, akademik çalışmalarınız olabilir. Bunları düşünmeniz mümkün ya da bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Birazdan böyle medyadır, işte özellikle sosyal medyadır, işte buralardaki aktiviteleriniz artabilir. Ve ayın 22'sinde 1 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Dolunay tabii ki enerjisi güçlü olduğu için böyle bir dönüşüm, bir farkındalık, bir aydınlanma etkisi getiriyor. Üçüncü evinizde olacak ki fikirsel anlamda bir düşüncenin olgunlaşması, bir karar vermeniz söz konusu olabilir bu dolunayla beraber. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Dolunay sırasında birçok gezegen de 9. evinizde olacak. Dolayısıyla bu dolunay hani bir seyahati organize etmeniz, bir yolculuğa karar vermeniz, bir yolculuğu sonuçlandırmanız mümkün. Eğitim konularınız olabilir. Bir eğitime de başlayabilir, bir eğitimi bitirebilirsiniz. Yani bir sertifika alabilirsiniz mesela. Bir belge alabilirsiniz, bir diploma alabilirsiniz. Bir sınava girebilirsiniz. Bir sınavın sonucunu alabilirsiniz. Biraz hareketlilikler var dedik. İşte seyahatler, yolculuklar var. Kısa da olsa, hafta sonu gezileri de olsa böyle bir hareketlilik var hayatınızda. Sizin yakınlarınız ya da eşinizin yakınları. Biraz daha ailevi konular. İşte kardeşleriniz, akrabalarınız, eşinizin yakınları. Onlarla görüşmeleriniz olabilir. Ziyaretler, gidip gelmeler olabilir. Ya da aile içerisinde böyle bir etkinlik olabilir. Sizin de ona dahil olmanız söz konusu olabilir. Yakın temasları arttırabilecek bir dolunay etkisi olacak. Daha duygusal, daha ama sizi de size iyi gelecek. Hani size böyle manevi destekler de verecek etkileşimlerin, ilişkilerin, seyahatlerin öne çıkabileceği bir dolunay bu. Çalışanlar için aslında üçüncü ev Oğlak dolunayı iş konusunda bir karar vermeyi de sağlayabilir. Hani işle ilgili bir karar, bir anlaşma, bir sözleşme yapabilirsiniz. Ticari bir aktivitede örneğin işte işinizin tanıtımı, reklam promosyon çalışmaları, medyadaki işleriniz, sosyal medya aktiviteleriniz, eğitim konuları olabilir yine işle bağlantılı. Tüm buralarda da hani bazı konuların netleşmesi, sonuç vermesi de mümkün olabilir sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.